Küçük küçük. Benle beraber mi öğreniyorsun? Ne yapıyorsun? Geri dönecekler mi? Benle beraber mi öğreniyorsun? Ne yapıyorsun? Dediğim. Ha? Senin derdin ne? Senin derdin ne? Söyle bakayım bana. Sen tepemlerine dolaşıyorsun öyle. Bak Brett deliriyor da bak. Bak Brett deliriyor bak Brett. Yakalarsa yolacak seni. Ha, merhaba arkadaşlar. Evet bugün bir perdeci arkadaşımızın bize vermiş olduğu store perdeleri. Ne var ya? Tamam doğru söylüyorum işte. Para vermedik. Doğru söylüyor. Para vermedik diyor. Vermedik para falan. Bize hediye etti. Biz de düşündük ne yapabiliriz? Geri dönüşümcü olarak bunun çanta olabileceğini düşündük. En pratik bir şekilde ve çanta dikiyoruz. Tamam doğru söylüyorum. Sürekli sıkıştırıyor doğruyu söylediği. Para vermedik diyor. Para vermedik doğru söylüyor. Ve çok basit. Hemen tarif edeceğim şimdi. Nasıl yaptığımızı. Bunlar kartelaları. Biz bu kartelaları buradan şöyle kopartıyoruz. Örnek yani örnek verdi. Daha sonra bunu ben kendi yöntemlerimle şu beyaz olan tarafı kesiyorum. Düzenli olması için. Üçün. Sonra düzenlemiş olduğum perdenin store perdenin bir kenarından birazcık içeriye katlıyorum. Şöyle. Sonra bunu makinenin altına getiriyorum ve bunu şöyle bir tarafını dikmiş oluyorum. Burayı diktik mesela. Aynı şekilde bu tarafı dikeceğiz. Yine buradan küçük bir parça kıvırıyorum. Aynı eşit derecede olmasını sağlıyorum. Neden eşit derece olmasını sağlıyorum onu da söyleyeceğim. Çok önemli bir durum. Yine getiriyorum buradan. Şöyle bunu hazırladık. Bunun arkasını şimdi içten çevireceğimiz için dışa doğru iki ucunu eşit derecede olacak şekilde şöyle iki taraftan eşit olacak şekilde tekrar dikiyoruz. Biraz mesafe bırakıyorum. Şöyle yavaş dikmesini göstereyim. Buraya geldiğimizde buraya baştan ve sondan mutlaka zikzak koyuyoruz. Çözülmesin diye bir tane zikzak burada var. Bir tane zikzak burada var. Daha sağlam olması açısından. Evet. Yine buradan da evet. Gördüğünüz gibi çantamız hazır. Bunun eksik olan tarafı cırt vardı buralarda bir yerde. Amerikan fermuarı diğer tarihinde. Amerikan fermuarını bir saniye bulacağım şimdi. Bunu bulamadım. Nerede? Nereye koyduk? Bulamadım. Neyse gösteriyorum. Buraya isterseniz fermuar, isterseniz Amerikan fermuarı dikiyorsunuz. Daha sonra bunu tersine çeviriyorsunuz. Şöyle. Bu arada evet. Görüyorsunuz ne kadar sıkı uğraştığımı. Evet.
Efendim. Ne var? Hocam. Evet. Şöyle. Çantamız hazır. Bakın ben size örneklerini göstereyim. Değişik renklerde. Şöyle. Şöyle. Bunlar hep renk kartelaları. Evet. Şöyle. Bunların hepsini çantaya çevireceğim. Desenlisi. Yine burada farklı bir tane daha var. Her boyda çantaya çevirebilirsin. Çevireceğiz. Tersine dikeceğiz ve bu da bir çanta olacak. Ayrıca burada yine renk kartelalarından yine değişik malzemeler var. Bunları da yine aynı şekilde halledeceğiz. Şöyle. Bu bizim Amerikan fermuarı. Ne var ne anlatmaya çalışıyorsun bana? Evet, bunlar diktiğimiz çantalar. Bakın şöyle. Görünüyor mu karşıdan? Şöyle göstereyim. Şöyle şurada. Şöyle. Şöyle. Bunların hepsi. Bunların hepsi stor perde. Hepsi stor perde. Değişik boyutlarda. Ne oldu? Ne oldu? Gel bakayım oraya. Ne oldu sana? Ne oldu senin? Derdin ne senin? Gel. Kon makinesi yapıyor. Şöyle hepsi böyle stor perde. Gördüğünüz gibi. Ve en başlıcısı devam ediyor. Mesela şunun ardından şimdi bir tane şey yapalım. Bu arada bunu kısadan şuna bir tane. Yalnız önce şunun çözülmüş olanını şunun dikişi kısa tutmuşum. Yapmış olduklarımı şöyle kenara koyuyorum. Bir tane Amerikan fermuarı dikelim buna. Biraz bol kör davranalım. Geniş yapalım. Bol bol bol. Geniş geniş olsun. Bulalım. Ortasını bulduk. Ortasını bulduk. Şöyle. Şimdi herkes diyecek ki malzeme siyah. Neden beyaz kullandın? Bir tarafını yaptık. Şimdi diğer tarafını yapıyoruz. Aslında çok basit. Çok pratik. Bana göre de çok da güzel. Bazen bu şeylere geliyorum böyle. İplerin kopması pek hoşuma gitmesi de ipler kopuyor. Makineye çok yeniyim. Dolayısıyla yaparken bazen hata yapabiliyorum.
Evet arkadaşlar, buraya kadar tamam. Amerikan fermuarımızı da taktık. Şöyle ipini temizleyelim. Mesela ne koyalım? Göstermem açtı. İki tane kumanda koydum. Bu makyaj çantası olabilir. Başka bir çanta olabilir. Şöyle. Açıyorsunuz. İçinden eşyalarınızı çıkartıyorsunuz. İlaç çantası olabilir. Fermuarlıyoruz. İçinde ilaç çantamız. Seyahate giderken bavulumuzu bir kenara koyup daha sonra da ilaçlarımız olmak için içinden açıp alabiliriz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Yeni değişik işlerde yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.